Yazılı mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılıdin.net adresimizi, yapamadığınız sorularınız içinse soruyonluk.com adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımızın tamamı kazanımlara uygun ve klasik sorulardan oluşmaktadır. Hemen bakalım. Aşağıdaki siyasi gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız deniliyor. Baba ile Ayaklanması, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması olayları veriliyor. Şimdi bunlardan en önce gelen tabii ki de 1071 yılındaki Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması olacaktır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması Bununla beraber biliyorsunuz Türkiye Selçuklu Devleti yıkılıyor ve bunun sonucunda Büyük Selçuklu Devleti kuruluyor ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması da gene aynı şekilde kronolojik olarak burada ikinci sıraya gelecektir. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması. Bunu da söyleyelim. Ve son olarak da Bağdat Ayaklanması olarak bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da üçüncü sırada olacaktır burası için. Bu şekilde ilk sorumuzu tamamlamış olduk ve ikinci sorumuza geçebiliriz. Anadolu'nun Türkiye olarak adlandırılmasının sebebi nedir diye soruluyor. Ee, sebebi arkadaşlar şu. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi ve bu topraklarda Türk devletlerinin kurulması olacaktır. Özellikle Türkiye Selçuk Devleti'nin kuruluşu ve ardından gelen beyliklerin etkinliği ile beraber Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesini sağlanmıştır ve Milo Kefenon Savaşı ile beraber Anadolu artık Türk yurdu denilmiştir. Bu bir kesinleşmiştir. Bu süreç Türk kültürü ve dilinin yayılması ile de desteklenmiştir diyebiliriz. Ee, Türklerin Anadolu'ya Yerleşmesi, yapılan savaşlar ile Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kesinleşmesi ile Anadoluya. Türkiye denilmiştir. Yani buradaki tabii Türkiye Selçuklu Devleti ile beraber arkadaşlar önem kazandığını söyleyebiliriz. Yapılan fetihler olsun, savaşlar olsun. Milyon kefalon savaşı demiştik mesela. Çok önemli. Gene onu da burada görebilmekteyiz. Türk yurdunun, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleşmesine sebebiyet vermiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ve devam edelim 3. sorumuz ile. Miryokeleferon Savaşı'nın sonuçlarından birini yazınız diye sorulmakta. Sonuçlarından biri Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki hakimiyetinin pekişmesi ve Anadolu'nun artık Türk yurdu olduğunun kesinleşmesi olarak söyleyebiliriz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki hakimiyetinin pekişmesi ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasının kesinleşmesi olarak da söyleyebilmekteyiz. Böylece üçüncü sorumuzu da tamamlamış olalım arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Metnimizi okuyalım arkadaşlar öncelikle. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri olan Danışmentliler Kayseri'deki Ulu Cami, Sivas'taki Çifte Minareli Medrese, Sokat'taki Yağbasan Medresesi ve Amasya'daki Halifet Gazi Kümbeti gibi birçok mimari eser yapmışlardır. Hakim oldukları gayrimüslim halkın inançlarına ve ibadethanelerine dokunmayarak adaletli bir yönetim sergilemişlerdir. Ayrıca Türkçe eser yazma geleneği ilk olarak danışman dilinde başlamıştır şeklinde metnimizi okumuş olalım. Sorumuza baktığımızda danışmanların uyguladığı politikanın amaçlarından birini yazınız öneriyor. Hoşgörü politikası da dahildir. Çünkü neden? Mesela oradaki gayrimüslim halka kötü davranmıyorlar. E, o halk da o halk da isyan etmiyor böylece. Çünkü diyor ki devlet zaten bize hoşgörü davranıyor. Biz neden onlara kötülük edelim diye düşünüyorlar ve böylece hoşgörü içinde iki dinde dinde yaşamış oluyor arkadaşlar. Genel topladığımızda da danışmanların uyguladığı politikanın amaçlarından biri Anadolu'daki Türklerin ve diğer halkların bir arada barış içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla adaletli bir yönetim anlayışını benimsemektir. Türkler ile diğer milletlerin hoşgörü içinde yaşaya bilmeleri ve isyanların ortaya çıkmaması amaçlanmıştır. Bu şekilde bu sorumuzun cevabını da Yazmış olalım. Sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bunları yapanlar inşallah bu sınavdan 100 alır diyelim. Ve 5. sorumuza devam edelim. Anadolu'nun siyasi yapısı üzerindeki sonuçlarından birini açıklayınız deniliyor. Bakalım. 1243 Köse Dağ Savaşı sonucunda Türkiye Selçukluları merkezi otoritesi zayıflamış ve Anadolu'nun Moğol istilasından uzak kesimlerine birçok Türk beyliği kurulmuştur. Siyasi yapı açısından cevap verecek olursak arkadaşlar Köse Dağ Savaşı sonucunda Türkiye Selçukluları merkezi otoritesi zayıflamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin TSD olarak kodlamış olalım arkadaşlar. Merkezi otoritesi zayıfladı. Yani güç kaybetti. Moğollar o dönem çok güçlü devletti arkadaşlar. Anadolu'da birçok Türk beylikinin kurulmasına yol açmıştır diyebiliriz. Böylece işte ondan kopanlar kendi devletlerini açmaya başladı. Nerede açtılar? Tabi Moğol istihasına uzak kesimlerde bu devletleri açmaya başladılar. Bu beylikler yerel yönetimlerin güçlenmesine ve Anadolu'nun siyasi yapısına parçalanmaya sebep oldu. Böylece beylikler kuruldu ve bu beylikler arkadaşlar Anadolu'nun Anadolu'da çeşitli bir yapı oluşturdu. Şeklinde cevabımızı vermiş olalım ve geçelim 6. sorumuza. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışına giden süreçte yaşanan önemli olaylardan birini yazınız denilmekte. Ee, bu önemli olaylardan birisi 1243 Köse Dağ Savaşı olacaktır. Köse Dağ Savaşı. Köse Dağ Savaşı ile beraber zaten Türkiye Selçuklu Devleti yıkıldı. Bu savaş Selçuklu ordusunun Moğollara karşı büyük bir yenilgi almasıyla sonuçlanmış ve devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur. Bu zayıflama beyliklerin güçlenmesini ve bağımsız hareket etmelerini sağlamıştır arkadaşlar. Savaşı ile aynı şekilde yani yukarıda bahsettiğimiz e, yukarıdaki soruyla aslında paralel gittiğini de söyleyebiliriz. İle e, ağır bir, ağır yenilgi alındı. Zaten bu savaşla beraber de Sürke Selçuklu Devleti yıkıldı. Beylikler kuruldu. Otoritesi daha da zayıfladı. Otorite zayıfladı. Diyerek de bu şekilde cevabı verelim. 7. Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin sosyal kültürel etkilerini belirten 3 faktörü yazınız diye sorulmakta. Şimdi öncelikle Türk dini ve kültürünün yayılmasını söyleyebiliriz. Anadolu'ya yerleştiğinde Türk kültürü ve dili ne oldu? Yayıldı. Türk dili yayıldı. Etkisever Anadolu'ya geldiler. Anadolu'ya geldikleri için Türkçe konuştuklarından dolayı Türk dili yayıldı. İslamiyet'in Anadolu'da daha fazla benimsenmesi. İslamiyet Anadolu'da yayıldı. Türkler, Müslümanlar Anadolu'ya geldiler. İslamiyet'i Anadolu'da yaymaya başladılar. Bunun yanı Türk mirası, mirarisi gelişti. Türk mimari ve sanatı yayıldı. Yayıldı, gelişti. Anadolu'ya aktarılmış oldu diyebiliriz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Haçlılarla olan mücadelenin sosyo-kültürel etkilerini analiz ederek sonuçlandırınız denilmekte. Şimdi şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu savaşla beraber Türkler artık bir birlik ve beraberlik duygusunu yaşamış oldu. Türkler'de birlik ve beraberlik duygusu pekişti diyebiliriz. Çünkü... Haçlılara karşı direkt Türkler e, savaşmış oluyor. Ve Türkiye'de Türkler Anadolu'da olan o beyliklerde böylece birlik ve beraberlik göstererek birleşerek Haçlılara saldırmış oluyorlar arkadaşlar. Ve böylece Anadolu Türkleşme sürecinin de hızlandığını söyleyebiliriz. E, diyebiliriz. Anadolu'nun Türkleşmesi hızlandı. Bu soruyu da bu şekilde cevaplandıralım. Ve sıra geldi son sorumuza. Moğol istilasını Anadolu üzerindeki etkilerini iki başlık altında değerlendiriniz. Siyasi etkisine baktığımızda Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına ve Anadolu'da birçok belirliğin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına ve yeni beyliklere sebep oldu diyebilir. Siyasi açıdan bunu söyleyelim. Sosyoekonomik açıdan da baktığımızda Anadolu tarımsal üretim ve ticaretin duraksamasına yol açtı diyebiliriz. Anadolu'da tarımı ve ticareti aksattı diyerek de bu şekilde bu sonucumuzu da yazmış olalım. Son sorumuzla beraber videomuzun sona geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.